Ev hanımına darbeden 7 yıl 6 ay hapis cezası. Bahçeli ve Erdoğan'dan başboğa tehdit. Meriç'te mülteci botu battı. 10 kayıp. Günün haberleri başlıyor. Hikayesiyle Türkiye cezaevlerinde kalan yüzlerce anne ve hamile kadının yaşadıklarının adeta sembolü olan 28 yaşındaki Nurhayat Yıldız, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sinop Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında 28 yaşındaki ev hanımı Yıldız'ın baylok kullanıcısı olduğu iddia ediliyor. Aile, 1,5 yıllık tutukluluk sürecinde baylokla ilgili talep edilen kanıtların bir türlü ilgili kurumlardan gelmediğine, mahkemenin de kanıtları beklemeye gerek görmeden 7 yıl 6 ay hapis cezasını açıkladığına dikkat çekiyor. Nurhayat Yıldız, AKP iktidarının kanlı darbe girişimini bahane ederek ilan ettiği OHAL döneminde başlatılan cadı avında tutuklandığında ilk kez anne olmaya hazırlanıyordu. 3 yıllık evliydi ve ikiz bekliyorlardı. Çetin gözaltı süreci sonrası Sinop Kapalı Cezaevindeki 25 kişilik koğuşa konulduğunun 40. günü hamileliğinin 19. haftasında bebeklerini kaybetti. 2 günlük hastane safhasının ardından tahliye edilmeyerek tekrar cezaevine gönderildi. Bebeklerin bedenlerinin defin için aileye verilmesi de uygun bulunmadı. Maalesef bazen siyaset günlük hareket ediyor. Günlük menfaatler, çıkarlar peşinde koşuyor. Siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi? AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'e yönelik operasyonun iç siyasete alet edilmesini eleştiren eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a yazıklar olsun diye tepki gösterdi. Asla da bunu böyle konuşmasını tasvip etmemiz mümkün değil, yazıklar olsun. Bir defa siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi diyen Erdoğan, gereği yapılacak sözlerini kullandı. Gerekli cevabını alacak. Böyle bırakılamaz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup toplantısında Başbuğ'un sözleriyle ilgili işbirlikçi emellere laf etmeyenler neden gocunmuşlardır ifadesini kullanmıştı. Türkiye'de yaşanan cadı avından kaçıp Yunanistan'a geçmek isteyen 10 kişilik bir grubun içinde olduğu bot Meriç Nehri'nde alabor oldu. Askeri yasak bölgede devrilen bottaki bir kadının Türkçe olarak "çocuğumu kurtarın" diye feryat etmesinin ardından nöbetçi askerler AFAD Edirne ekiplerine haber verdi. Ekipler nehirde botlarla arama çalışması başlattı. Arama sırasında ilk olarak patlamış lastik bot bulundu. Ekipler daha sonra Balıkesir Havran ilçesi doğumlu Ayşe Söyler Abdurrezzak ile çocukları 11 yaşındaki Abdülkadir Enes ve 3 yaşındaki Halil Münir'in cansız bedenlerine ulaştı. Hayatını kaybeden genç annenin bir öğretmen olduğu belirtilirken kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi. Berberoğlu 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı. Berberoğlu, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamakla suçlanıyordu. Kararın ardından duruşmaya Segbis'le bağlanan Enis Berberoğlu, "25 yıla başladık, 5 yıla kadar düştük. Moralinizi bozmayın arkadaşlar" ifadesini kullandı. Eğer benim sorduğum sorulara şeref ve namus sahibiysen otur adam gibi cevap ver. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, savcının men adası belgelerini doğruladığını hatırlattı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifa edecek misin diye sordu. Yani diyor ki savcı, ilgili genel başkan yardımcısının getirip bize verdiği belgelerle Halk Bankası'nın ve MASAK'ın mali suçları araştırma kurulunun verdiği belgeler aynı belgelerdir diyor. Şimdi ben Recep Bey'e soruyorum. İstifa edecek misin? İstifa edecek misin? Namusun, şerefin ve haysiyetin varsa bir dakika o koltukta oturmasın. Sahte diyordun. Avukatın da sahte diyordu. Yandaşların da sahte diyordu. Seni destekleyen herkes sahte diyordu. E verdik savcıya. Hiçbirisinin sahte olmadığı çıktı ortaya.
Afrin operasyonuna da değinen ve Afrin devletin operasyonudur, siyasetin değil diyen Kılıçdaroğlu, Salih Müslim'in Ankara'da oylanmasını hatırlattı ve Erdoğan'ı terör örgütüne yardım ve yataklık yapmakla suçladı. Sevgili Recep Bey, sen terör örgütüne yardım ve yataklık yaptın. Sen ve ekibin. Ben bunları söyleyince Recep Bey ve ekibi komple saldırıyorlar bana. Komple. Her alanda Bremen zıkacıları gibi. Bir bakıyorsun aynı cümleler. Sabah, öğle, akşam bütün televizyonlar veriyor. Bu terör örgütleri arasında bize saldıran birisi daha var. Recep Tayyip Erdoğan. O da bize saldırıyor.